Hanımlar, beyler, bilemediğinde hadi inşallah deyip yarışabildiğin tek bilgi yarışması bu akşam yine sizlerle devam edecek. Geçen hafta Mustafa kardeşimizle yarışmıştık ve süremiz dolmuştu. Şimdi Mustafa ile devam edeceğiz. Devam etmeden önce hediyelerimizi bir görelim. 2018 model Hyundai. Green Spa'dan hediye çeki. Turkuaz Optik'ten güneş gözlüğü. Ve yepyeni bir tablet. Hediyelerimizi gördünüz. Hepiniz içinizden hadi inşallah dediniz. Bunu hissedebiliyorum. Hadi inşallah. Mustafa kardeşimiz için de hayırlı olur inşallah. Arabayla sizin o taraflara gelir inşallah. Ve huzurlarınıza, alkışlarımızla Mustafa'yı alıyoruz. Mustafa, buyur kardeşim. Evet, gel bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yerini alalım Mustafa. Evet, Mustafa, nasıl geçti bir hafta? İyi valla, çok iyi. İyi miydi? Gayet ha? Güzel. Gayet güzel. Kafanda bu hafta arabayla ilgili gel gitler yaşadın mı? Alır yani, mıyım, alamaz mıyım diye. Valla işte biraz alırım diye düşünüyorum ama... İnşallah. Yani işte öyle. Dört çökenim var ve üçüncü etapın son sorusu gelecek birazdan. Bekliyorum. Gelsin mi, ister gelsin, misin? Gelsin tabii, buyurun. Hadi gelsin bakalım. Irak'ın 1925 yılında kurulan ilk kabinesinde bakan olan Türkmen kimdi? A. Mithat Paşa, B. İzzet Paşa, C. Ömer Ali Paşa, D. Mustafa Ragıp Paşa. Irak'ın 25 yılında kurulan ilk kabinesinde bakan olan Türkmen kimdi? A. Mithat Paşa, B. İzzet Paşa, C. Ömer Ali Paşa, D. Mustafa Ragıp Paşa. D biraz kalbimden bir ediyor. D yani Ragıp, Mustafa Ragıp Paşa gibi geliyor. İyi düşün. Mustafa. Mustafa Ragıp Paşa. Ömer Ali Paşa. Yani Mustafa olduğu, adın Mustafa olduğu için Mustafa oradan çağrışım yapmasın bence. Kesin. İyi düşün. Onun kafadan bir şey. İyi düşün. Ben joker kullanmak istiyorum. Gene emin değilim. Yani yanlış istemiyorum. Yanlış soruya cevap benim ama joker kullanmak istiyorum. Bu hadi inşallah diyorum. Hadi inşallah diyorsun. Alalım jokerini. Alıyoruz. Tamam. Evet. Üç jokerin var. Beşini böyle alıyoruz Mustafa. Evet. Hadi inşallah diyeceğiz şimdi. Yazı mı Tuğra mı? Tuğra diyorum. Tuğra diyorsun. Şöyle güçlü bir şekilde çevir bakalım. Şöyle kalıbına yakışacak şekilde. Aman ben de atmayasın şöyle. Hadi Mustafa. Allah bugün şanslıydı. Çok şanslı. Hadi. Maşallah diyelim. Şansına nazarımız değmesin. Maşallah. İşaretle sen neyi işaretlerdin? Vallahi. Mustafa Ragıp Paşa. İşaretleseydim. Bakalım cevabımız doğru mu? İzzet Paşa'ymış doğru cevap, değil mi? Evet. Neyse, akıllı davrandın, jokerini kullandın. Allah'tan jokerlerin fazla gidi de bayağı bir gidiş yaptık. Götürdün işi. Evet. Evet. Üçüncü etabı tamamladık. Evet. Hadi bir moral alkışı. Teşekkürler. Mustafa, bak şu anda harika son model bir tablet kazandın. Alıp gitmek mi istersin? Yoksa yarışayım, arabayı alıp gideyim mi dersin? Şimdi bu son etapımızda, dördüncü etapta 180 saniye süren olacak ve 12 sorumuz olacak.
bu 12 soruyu diyelim ki atıyorum 8 tanesini cevapladın, diğerlerini pas geçtin. O süren bitene kadar o pas geçtiklerini tekrar önüne gelecek, cevaplamaya çalışacaksın. Eğer bilemezsen bu tableti de kaybediyorsun. Evet. Yani. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. 12 yaparsan arabayı alacaksın. 9 yaparsan, 9 soru bilirsen tableti tekrar alacaksın. Evet. 6 soru bilirsen Turkuaz Optik'ten güneş gözlüğü. 4. etapta valla açıkçası zorlanabilirim diye düşünüyorum. Bak 3 tane de bilirsen kendi düşünüyorum ama Green Spa'dan hediye çekini alacaksın. Ne diyorsun? Valla açıkçası burada yarışmak çok güzel bir şey. Sizlerin karşısında olmak bu atmosferde. Yani şu an diğer yarışmacı arkadaşlara da bir şey vermek istiyorum, yardımcı olanlara zaman vermek istiyorum. Zaman çok yarıştım, çok güzel geçti açıkçası. Evet. Kendim de bu kadar tahmin etmiyordum. Ya işte oluyor bazen bazı şeyler. Yani diyorsun ki ben tablet alayım gideyim. Tablet alayım. Evde bir tane var gerçi. Bir tane tabletim olsun. Var. İkinci tane. Mal. Fazla mal göz çıkarmazlar. Doğru. Evet. Olur. Yani çekilmek istiyorum. Çekilmek istiyorsun. Emin misin? Eminim vallahi. Peki. Tabii. Alkışlarımızla Mustafa çekilmek istiyor. Çok memnun oldum. Mustafa, hayırlı olsun tabletin. Teşekkür ederim. Sizlerle yarışmaktan çok memnun oldum. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ali Bey. Emekler verdi. Güzel. Yerini alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, şimdi diğer yarışmacı arkadaşlarımızı alıyoruz. Bakalım hangisi ilk etapta bizimle yarışacak? Murat ve Müslüm kardeşimizi alıyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldin Murat. Hoş geldin Müslüm. Evet. Nasılsınız? Ne var ne? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Anlat bakalım. Senden başlayalım. İstanbul'da yaşıyorum. Irak, Kerkük, Altınköprülüyüm. Altınköprü. Evet, Kerkük'le Erbil arasında kasaba Altınköprü. Nasıl güzel bir yer mi? Ben görmedim. Çok güzel bir yer. Zaten orada balık tutmak, yüzmek ana sporlardan biri diyor. Evet, öyle sayılıyor çünkü ayıplanır. Yüzmek bilmeyen ayıplanır çünkü bizim orada. Yüzmek bilmeyen mi ayıplanır? Tabii tabii. Evet. Yüzmek bilmeyen ayıplanır Altınköprü'de. Sonuçta nehirimiz var. Yüzmek bilmeyen ayıplanır. Güzel. Burada Nişantaşı Üniversitesi'nde patoloji teknikerliği bitirdim. Şu andaki patoloji teknikerliği. Evet, patoloji teknikerliği. Kendi işimi yapıyorum. Özel bir laboratuvarda patoloji teknikerliği yapıyorum. Güzel. Evet. Nasıl, maaş falan iyi mi? İyi inşallah. Geçim normal gidiyor. Geçim normal gidiyor. Evli misin? Yok, bekarım. Bekarsın. Evet. Hadi Allah sana inşallah senin gibi böyle temiz yüzlü, i̇nşallah. İyi yürekli bir insan nasip eder. İnşallah, inşallah. Sen de çoluğa çocuğa karışırsın. İnşallah. Evet, sen kardeşim. Biz geçen hafta yine katılmıştık. Evet, Murat. Bugünkü programımıza inşallah bakalım. Sıra bize gelirse katılacağız. Gaziantep'ten geliyorum tekrar. Evet. Kerküklüyüm. Türkmeneli'de bir süre öğrenci birliğinde, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği'nde de şu an Gaziantep İl Başkanıyım. Öyle mi? Evet, Genel Başkan Yardımcısıyım da. Türkçe öğretmenlik okuyorum, 4. sınıftayım. Bu sene son sınıf inşallah. Programımızı severek izliyoruz. Geçen bölümü izlediniz değil mi? Sen izledin mi? İzledik. Evet. Müslüm. O yüzden biz de katılalım dedik. İyi yaptın. Güzel olur. Gaziantep'ten de geldin buraya. Evet. Sağ ol, var ol. Ayaklarına sağ ol. Sağ olun. Orada arkadaşlar da izledi mi? Bütün dernekte söyledi mi? Biz de dernekte topluca izliyoruz. Toplu mu izlediniz? Evet, topluca izledik ilk bölümünü. Telefon edenler oldu mu Türkmeneli'den? Yani Irak'tan. Güzel olmuş. Bu sene Türkmeneli TV'de güzel programlar oluyor. Yani bu da biri diziler, programlar, yani çok güzel olmuş. Bu yeni yayın yılı herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi yazı mı diyelim, Tuğra mı diyelim? Geçen haftalar da gelmişti. Onun için söz hakkını önce ona vereyim. Geçen yazı hakkını demiştim. Bu sefer Tuğra diyeyim o zaman. Tuğra diyorsun. Evet. Peki. Sana peki da yazı düşüyor. Hadi sana da yazı düştü. Evet. Bana da bu kenar düştü. Hadi. Hadi hayırlısı. Hayırlısı bu sefer oldu. Hadi bakalım. Murat seni böyle alıyor. Müslüm seni de yerine alıyoruz. Murat için bir moral alkış alalım lütfen.
bunlar bizim sana bir tane hediye joker veriyoruz. Teşekkür ederim. Bu bizim sana hediyemiz. Sonra sen bildikçe bunlardan kazanacaksın. Bilemedikçe bize birer bir tane vereceksin ve yazı tura hakkını isteyeceksin bizden. Bunun da istiyorsun değil mi hakkını? Evet. Şimdi hazırsan birinci etap başlatalım. Ha? Hazırım. Başlasın. Başlasın. Hadi birinci etap başlasın. İlk sorumuz gelsin bakalım. Meşhur atasözünde aslan nesinden belli olur? A. Avından, B. Yelesinden, C. Doğduğu köyden, D. Yattığı yerden. Aslan yattığı yerden belli olur. Emin misin? Eminim. Eminsen işaretle bakalım. Evet, D şıkkını işaretledi Murat kardeşimiz. Bakalım aslan yattığı yerden mi belli olur? Doğru bildin. Aslan yattığı yerden belli olur. Evet. Sen bekar mısın? Bekarım. Bekarsın. Şu jokerini önce verelim, unutmayalım. Aynen. Peki, evi yani kendin toparlıyorsun değil mi? Yani öğrenciyim şu an Gaziantep'te. Ha. Yatıyorsun, kalkıyorsun da okula yatağı, yemeği falan kendin mi yapıyorsun? Öğrendik yani. Ha? Öğrendim. Bir süreden öğrendim. Sonra öğrendik. Bekarlıktan dolayı. İşte arkadaşlarla aynı evde bazen birlikte yemek yapıyoruz. Aman diyorsun arkadaşlara ya da bir misafir arkadaşımız gelirse ayıp olmasın diyorsun, yatağını falan topluyorsun. Genellikle düzenli. Yani düzenli. Temiz. Güzel. Allah'a şükür. Çamaşır falan yıkıyor musun? Yıkıyoruz tabii ki. Ya bizde, bizim dönemimizde ben 1980 mezunuyum. Sen o zaman dünyada yoktun değil mi? Tabii yok. Kaçlısın sen? 93'lüyüm. 93'lü. Oo. Yeni mezun olmuştum ben konservatuvardan işte. Tabii bizim evimiz bekar eviydi ve mezun olan arkadaşlar kalacak yerleri olmuyordu. İlk etapta bizim yanımıza geliyorlardı. Bir ara 3 artı 1 evde 13 kişi kalıyorduk. Ben arkadaşlarıma diyordum ki ya ev sahibi de yakında oturuyor. Aralıklarla çıkın ki ev sahibi oradan görmesin ya eve doldurmuş bir sürü insan diye. Şey yapmasın diye. Ve onlar işte yemek yapıyordum. Bazen de misafirimiz gelecek diye veya arkadaşlarımız gelecek diye başka arkadaşlarımız onlar bırakıp gidiyorlardı. Ben de hep bu lafı söylerdim. Aslan yattığı yerden belli olur. Toplayın yataklarınızı falan. Bakardım bazısı tüymüş sabah erkenden toplamamış mecbur. Aslan yattığı yerden belli olsun diye onların yerine ben toplardım. Evet, ikinci sorumuz gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin bakalım. Murat, eve girmeden önce ayaklarımızı sildiğimiz şeye ne denir? A. Gırgır, B. Paspas, D. Dastas, D. Silsil. Ben eve girmeden önce işte paspası kullanıyorum. Ha. Ayağımı. İyi. B demek istiyorum. Paspas. B. Paspas diyorsun. Evet. Eminsen işaretli o zaman. B. Paspas dedi. Evet, cevabımız doğruymuş. Bir joker daha kazandın. Şöyle sana doğru şöyle gönderelim. Güzel yarışıyorsun, bravo. Teşekkür ederim. İlk etapta 3 soruda 3 tane jokerin var. Üçüncü sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi zıplayamayan bir memelidir? A. Sincap, B. Zürafa, C. Fil, D. Ceylan. Evet. Zıplayamayan. Zıplayamayan bir memelidir. Memelidir. A. Sincap, B. Zürafa, C. Fil, D. Ceylan. Hangisi zıplayamaz?
Aile C'nin arasında düşünüyorum da. A ile? C. Sincap iş gördün mü? Sincap zıplıyor diye biliyorum. Biz ne soruyoruz? Zıplayamayan. Zıplamayan. Fil diye düşünüyorum. Fil diye düşünüyorsun. Emişen. Zürafa. Emişen. İşaretleyeceksin. Yani emin değilsen jokerini kullanacaksın. Nasıl istiyorsan. Fil diyorum. Fil diyorsun. Emin işaretle. Evet, gelsin bakalım cevabımız nedir? Sincap dedin ya. Aynen. İşim şöyle bir şey oldu. Sincap diyecek diye. En fazla zıplayan sincap. Aynen işte sincap. O bir deyim var. Onunla birlikte fil zıplayacak durumda değil zaten. Değil mi? Aynen. Evet. Fil mantıklı geldi. Peki bir joker daha kazandın. 4 joker. Arabanın tekerleği Murat. Teşekkür ederim. Tamamlandı. Şimdi direksiyon ve şaseler kaldı. En son da kaporta. Kaporta herhalde 12. 12 sorular var ya 4. Evet. Etap. Herhalde oraya denk gelir. Evet. İnşallah. Diğer sorumuzu alalım mı? Alalım. Uykuya yatarken yakılan lambaya ne denir demiş sorumuz. Uykuya yatarken yakılan lambaya ne denir? A. Uyku lambası. B. Yatı lambası. C. Gece lambası. D. Kara lambası. Gece lambası. Gece lambası. Cahil. Emin misin? Yani uyku lambası diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Duymadım. Diyorsun. Evet. Yatı lambası da diye bir şey yok yani. Kara lambası olabilir mi? Yani belki kara değil, ışık sarı da olabilir. Evet. Evet. Bravo. Evet. Gece lambası diyorum. Gece lambası diyorsun. İşaretli oldu. İşaretli. Evet, gece lambası dedi. C, gece lambası dedi. Murat, bakalım cevabımız doğru mu? Cevabımız doğruymuş. C, gece lambası. Evet. Bir joker daha kazandı. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür Birinci ederim. Etapımız bitti. İkinci etapın sorularına geçmeden önce Green Spa'dan hediye çeki kazandın. Alıp gitmek mi istersin, devam mı etmek istersin? Devam edeyim. Devam edeyim diyorsun. Bir tur daha geldim, ufak evet. Bir hediyeyle gitmek istemiyorum diyorsun. Evet. Hediyeyi büyütelim diyorsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısıyla aynı. Geçelim mi ikinci etaba? Gelsin mi ilk sorumuz? Gelsin. Rahat. Şimdilik rahatım. Hadi gelsin ilk sorumuz. Standart bir klasik gitarda kaç tane tel bulunur? A 4, B 5, C 6, D 12. Dur bakayım ben de düşüneyim ya. Gitar. Ben aslında bağlama çalıyorum. Öyle mi? Evet. Biraz da keman çalıyorum. Müzik yönün var yani. Müzikle ilgileniyorsun. Küçükken Kerkük'te Türkmenel'de ses sanatçısıydım. Öyle mi? Evet. Aa, şimdi dur bakalım müzik kısmımız, bölümümüz gelsin. Ama sana söylesene işte, bakalım. Gitar 12 diye düşünüyorum. Çünkü 4 tel kemanda var. 6 tel. Evet. Farklı. 5 de farklı. 12 diye düşünüyorum Denizli. 12 tel var diyorsun. Gitarla yani, gitarla hiç şey olmadım ama muhatap olmadım diyorsun. Evet. Genelde yani muhatap olmadım. Ut, keman, bağlama. Ya, ben de birçok aleti çalarım ama emin olamadım cevaplardan. Hayır, hangisiydi acaba? Dur. Gitar niyeyse ben fazla sevemedim. Evet. Onu kimi
Hayır. 12 tane. Kara şeyimi değiştireyim. Ha. 6 tane olması lazım. 12 evet. Biraz fazla oldu. Fazla oldu değil mi? Evet. Emin sen dışarı tek bak. Teller arasında baya mesafe var. Evet. Ceyhan diyorum. Evet, C şıkkını işaretledi. Bakalım gitarda kaç tel var? De bizi meraklandırıyor. Çatlayacağız yani. Ha? Çatlayacağız. Aynen müzikten kaybı. Ne çatlayalım ya? Çatlamayalım. Heyecanla bekleyelim. Değil mi? Evet. Bakalım cevabımız doğru mu? C şıkkı doğru. Aa, doğru bak. 12 nereden geldiyse aklıma. Ben de bir anda 12 deyince sen şöyle düşünüyorum. Ya 12 tane tel o kadar. Mesela akort yapmaya kalksan yok ya o kadar yok. Evet şimdi sonra, perdesi sonra büyük ben, ya geniş ya ben evet. Oradan çok tel diye düşündüm. Yok sonradan ben şey alt yapıyorum. Olduğunu kafada hallettim. Evet ben de düşündüm evet. Mesafeleri şeyleri. Ondan İyi son anda, son anda kurtardın. Evet yine bir joker hak ettin. Kaç etti? 2, 4, 6 o maşallah. İyi gidiyor. Evet. Evet. Diğer sorumuza geçelim mi? Kusura bakma ben böyle dolanıyorum. Bazen İyisin, burada iyi, fazla ben... oturmak sıkıyor beni. Böyle evimizde gibi gezer dolaşır sorularımızı sorarız. Hatta ben şimdi şöyle bir tur atayım. İlk sorumu sorayım. Şimdi sorumu sorayım. Evet. O zaman diğer sorumuz. Gelsin diğer sorumuz. Öllem Öllem diye başlayan türküyü 1900'lü yıllarda kim söylerdi? Öllem Öllem diye başlayan türküyü 1900'lü yıllarda kim söylerdi? Ali Kalalı, B. İzzettin Nimet, C. Dayı Kadır, D. Reşit Kule Raza. Reşit Kule Raza. 1900'lü yıllarda. Ben... Sen 1900'lü yıllarda var mıydın? 1900'lü yıllarda çok şey yoktu. ama ben bu türküyü biliyorum. Biliyor musun? Evet. Ben vallahi ilk defa duyuyorum. Daha mi? Güzel yani bunu taklitini de yaparlar söylerken. Yani Reşit yani. Külerazda diye biliyorum. Onu yani ona mahsustur bunu söylemek yani Kerkük'ten. Peki. Biliyorsan şöyle bir mırıldan bakayım. Damımız ağrıdı töllem baba öllem öllem ben öllem neden son ağlar endi göle babam öllem öllem ben öllem neden ayağıma kanandı yoluma gele gele öllem 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 ben öllem gece başıma dolanım bu gece. Helal olsun. Devam et, devam et. Varsa tamam. Devam et. Bu kopyası yeterli. Ben bak kulak da sağlam ya benim. Hemen müziği kaptım. Söyle bakayım. Diğer kopyaları şu an aklımda değil. Öyle mi? Peki başka. Belki de yanlış. Sesin de güzelmiş ya. Yanlış söylemiş olabilirim. Sesin güzelmiş ya. Teşekkür güzelmiş, ederim. Maşallah. Sağ olun. Bir gün oralarda konser falan verirsek seni de orada gittiğim zaman. İnşallah. Irak'a gittiğim zaman orada konser falan vereceğiz inşallah. Öyle mi? Tabii benim müzik olayım var ya. Sanat müziği, halk müziği. İnşallah sen de gelirsin. Seni de sahneye çıkarırız. İnşallah. Ben Kerkük'te zaten 2000'li yıllarda evet. 1900 görünce sonradan evet. 2000 yıllarında başladım ses sanatçılığına. Irak'ta en küçük makam okuyucusuydum 2000 yıllarında. Makam evinde öğrendim.
İşte ondan sonra Türkmenli TV'de de birkaç programa katıldık. Ondan sonra Türkiye'de de TRT'de de çıktık yani. Güzel. Üniversitemiz Gaziantep Üniversitesi'nde de birkaç defa sahneye çıktım. Ama güzel sesin, güzel. Yani yöremize göre mutlaka söyleyebilirim. İyi. Evet. İyi maşallah. Ben Reşit Küle Raza diyemek istiyorum. D şıkkı Reşit Küle Raza. Evet. Öllem Öllem. Seçiyorum. Diye başlayan türküyü seç bakalım. 1900'lü yıllarda Reşit Güle Raza söyledi diyorsun. Evet. Bakalım cevabımız doğru mu? Evet. Şöyle bir tur atayım ben. Değil mi? Bacaklar şey olmasın. Uyuşmasın. Evet. Reşit Güle Raza. Rıza mı Raza mı? Rıza. Evet. Cevabımız doğruymuş Murat'ım. Teşekkür ederim. Evet. Bir tane daha. Maşallah 2, 7 oldu. 6, 7. Nazar değmez inşallah. İnşallah nazar değmez. Evet. Diğer sorumuza geçelim mi? Bu hızla gidelim. Devam. Bu hızla gidelim. Devam. Bas kıza. Gelsin sorumuz. Evet. Acaba kim? Ve ne söylüyor? Gelsin bakalım sorumuz. Tersten dinlediğimiz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Mustafa Topaloğlu. B. Mustafa Keser. C. Soner Kabadayı. D. Berdan Mardini. Yani birazcık daha dinleyebilir miyim eğer bir defa dinleme şansım varsa? Tabii tabii. Bir hakkın daha var. Bir daha verebilir miyiz müziği? Yani Mustafa Topaloğlu ile Soner Kabadayı, Sarı Kabadayı değil. Değil diyorsun. Evet. Yani Mustafa Keser de olabilir. Mustafa Keser. Berdan Mardin de olabilir diyorsun. Berdan Mardin'i bu müzik tarzını söylediğini, gerçi o da Mardinli yani. Evet. Şarkıları da ama Mustafa Keser diyorum. Mustafa Keser diyorsan eminsen işaretle. Evet. Tersten dinlediğimiz bu şarkıyı Mustafa Keser dedi, B şıkkını işaretledi Murat kardeşimiz. Bakalım doğru mu? İnşallah. Ha? İnşallah doğrudur. Çünkü dinlerim Mustafa İnşallah. Keser. Bilemezsen ne olacak? Sizin deyiminizle yallah. Evet. Bakalım. Mustafa Keser, peki hangi şarkıydı bu acaba? Müziği biraz hızlıydı da. Evet, evet. Hangi şarkıydı acaba? Yani tersten olduğu için biraz ritimde biraz şey yapabilmişim. Sigaramın dumanı yok mu yarın imanı, yok mu yarın imanı? Altından köşk yaptırdım,
Gümüşten merdivanı, gümüşten merdivanı. Oy güllü güllü güllü, peştim alı püsküllü. Oy keştim alı küsküllü. Harım etme bu nazı, gel bize bazı bazı. Gel bize bazı bazı. Karputtan aldım bakır, yosmam gözlerin çakır, yosmam gözlerin çakır. Kurban olsun bu fakir. Evet, nasıl? Evet, o güzel, ağzınıza sağlık. Yani bizim Türkiye'ye de benziyor, bizim Kerkük'te de bu türküler var. Var mı böyle? Oy güllü güllü güllü, peştemalı püskünlü. Bu o işte. Oy güllü güllü. Bu güllünü kim desin? Bu güllünü kim desin? Oradaki sanatçı her kimse o ismini söylüyor orada. Bu şey olmasın ya, Kerkük türküsü yani olmasın. Yani genelde Kerkük, onun sözleri Urfa, böyle mi? Elazığ türküleri birbirine yakın ya hani. Yakındır, belki besteleri. Tabii. Ama güzel parça ha. Evet, güzel parça. Ağzınıza sağlık. Evet, güzel, sağ olasın. Ama sen eşlik etmedin ya. Ben şimdi sana nakarat verir söylersin. Benim bilemedim. Ama. Açıkçası nakaratını çözdüm de şeyi bilemem. Yanlış söylemeyeyim diye. Peki. Evet, diğer sorumuza geçelim mi? Bir şey alalım ondan ha, sonra. Ha, jokerimi istiyorum diyorsun. Tabii ya, bildin ya. Doğru ya. Buyur kardeşim. Ananın aksütü gibi helal olsun. Eyvallah. O iki... 4, 6, 8. Şu anda rekor sende. Öyle mi? Şu anki bugüne kadar yapılan yarışma içerisinde en fazla jokeri 8 jokerle sen kazanmış durumdasın şu anda. İnşallah devam ederiz. Evet. Hadi bakalım. Gelsin sorumuz bakalım. Kafada bir şeyler oluştu mu? Arabesk bir parça. Evet. Kim söylüyor sence? Sorumuz gelsin mi? Sorumuz gelsin. Hadi bir sorumuz tamir gelsin bakalım. Tersten dinlediğin şarkı hangisidir? Aa, şarkıyı soruyor. A. Müslüm Gürses'in İtirazım Var. B. Kalben Her Yerde Saç Var. C. Beyazıt Öztürk Gemilerde Talim Var. D. Sezen Aksu Sarı Odalar. Şimdi ses Müslüm Gürses'i anımsatıyor. Beyazıt Öztürk değil. Çünkü o türküsünü biliyoruz. Gemilerde talim var, vahriyelerim var. Sezen Aksu da Sarı Odalar bu değil. Değil. Şimdi Kalben'i tanımıyorum açıkçası. Her yerde saç var. Ben Kalben'i ben de bilmiyordum. Siirt'te film festivaline gittik. Bir konser o verdi Siirt Film Festivali'nde bu geçtiğimiz aylarda. Bir konserde ben verdim. Orada tanımış oldum. Hı. Selamlar buradan kendisine. Saygılar. Evet. Hangisi olabilir? Yani eğer ki ben Müslüm Gürses diye düşünüyorum. Eğer ki bir daha dinleme şansımız varsa bir daha dinletelim. Peki bir daha dinletelim. Kalben erkek miydi, bayan mıydı? Bayan. O zaman Müslüm Gürses diyor. Çünkü bu erkek sesiydi. Emin sen işaretleyeceksin. Evet. Değilse çünkü jokerlerim var. Kalbenin de araştıracağım. Tanımak isterim açıkçası. Evet. Evet.
tersten dinlediğin şarkı hangisidir dedik. A. Müslüm Gürses, itirazım var diyorsun. Evet. Hadi hayırlısı bakalım. Gelsin bakalım cevabımız doğru mu? Şarkıyı biliyor musun? İtirazım var. Bir beraber zalim söyleyelim kaderi. Şimdi. Daha çok müzik programına benzeyecek de. Olsun, benzesin ne olacak yani. Şurada güzel biz olsun. Bize ailecek. Bak izleyicilerimiz de var. Hepinize selamlar, merhabalar. Nasıl çekirdek isteyen var mı evinizde? Ha? Meyveyi, abi yavaş ya Allah aşkına, o göbeği büyüttün ya. Biraz yavaş ya abi. Bak meyve yiyor. Görüyorum ben burada. Ya çekirdek isteyen var. Çocuğa karışma. Çocuklar sevilir. Kızılmaz. Evet. Güzel bakın. Oldu. Şimdi ailece hep beraber. Değil mi? İtirazım var. İtirazım var dedin. Bakalım cevap doğru mu? Hadi bir ufaktan gir bakalım şöyle. İtirazım sözlerini de çok fazla bilmiyorum. Siz söyleyin, ben size eşlik edebilirim. İtirazım var bu sansız kedere, kaderin böylesine, hayatın zilvesine, dertlerin cümlesine. İtirazım var yarım kalan sevgiye, bu yalan sözlere. Evet, devam et. Allah Allah. Unuttum rahmetli sözleri. Yandık bak şimdi. Rahmetli'nin filmine gittik, izledik. Çok da güzel bir film yapmışlar. Film güzel, güzel. İzlesin kardeşlerimiz. Gerçekten film ben güzel. Önceden seviyordum. Daha çok sevmeye başladım. Müslüm Baba, enteresan, gerçekten. Güzel bir sesi vardı. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Babaymış. Ben de çok severdim. Hatta ben bir show programında onunla çalışma imkanı buldum. Ne güzel bir fırsat. Yıllar önce, evet. Kerkük'te de dinlenir yani Müslüm Baba. Tabii tabii. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Hepsi. Yani Mustafa Keser hocamız da çok dinlerler. Evet. Kerkük'e gelir miydi Mustafa Keser filan? Vallahi geldiğini konser bilmiyorum. En son Muazzez Ersoy'la Mahmut Tuncer. Mahmut Tuncer gelmişti, evet. Gitmişlerdi konsere. Evet. Evet. Severler yani. Türk sanat müziğini, arabeski falan. Biz de söyleriz. Biz de gideriz. Bir konserde biz veririz. Gideriz. Hatta inşallah. Birkaç konser veririz. İnşallah. Ben... Arabamızla gideriz. Arabayla gideriz. Evet. Vallahi iyi olur ha. Olur. Senin şoförlüğüne de ne kadar güveneceksek artık bilmiyorum. Güvenilirim inşallah. Evet. İkinci etapın sonuna geldik. Öyle mi? Kardeş, Murat şu anda Turkuaz Optik'ten güneş gözlüğünü kazandın. Devamlı tamam. Vallahi biz şu an kış aylarındayız. Evet. Gözlüğe de hiç... Gözlüğe ne gerek var diyorsun şimdi. İhtiyacım yok. Niye? Şu an. Beyazda... Beyaz gözlerim görüyor. Alabilir, onun için... Görüyor. Güneş gözlüğü takabilirsin, kışın da takabilirsin. Araba lazım bize. Araba lazım. Evet. Evet, Murat inat etti, devam etmek istiyor ve araba için devam diyoruz. Evet, devam diyoruz. Jokerini verelim. Murat! 9. Joker. Güzel oldu. Güzel oldu çok. Ne demek? Yani onların buraya taşınması bir güç veriyor. Evet. 3. etap. 3. etap biraz daha zor. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Evet. Evet. 1. sorumuz gelsin bak. Soruyorum sorunu. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yazarı kimdir? A. J.J. Abrams. B. George R.R. Martin. C. J.R.R. Tolkien. D. J.R.R. Martin. Ya ben bu hadi inşallah şeyini çok merak ediyorum aslında. Çevrildiğinde. Bir de bu filmi çok televizyonda gördüm ama hiç İzlemedim, merak da etmedim. İzlemedim diyorsun. Hiç merak da etmedim. Bilmiyorum neden yani. O yüzden bir jokeri geri iade edelim. Hadi inşallah diyeceksin. Hadi inşallah. Alayım yani. Jokerimi. Zaten burada bir şey bırakmadım. Al bir tanesiz olsun. Tamam, biz dörtleriz. Hadi gel bakalım. Yazı mı Tuğra mı? Tuğra. Tuğra diyorsun, hızlı çeviriyorsun şöyle. Ben tutuyorum. Tuğra.
Evet. İşarette sen hangisini işaretlerdin? Hangisini tahminen işaretleme yapalım? B. George B şıkkı diye düşünüyorum. Setin. George R. R. Martin. Bakalım doğru mu? İyi ki hadi inşallah demişiz. Müziklerin Efendisi üçlemesinin yazarı. Hiç izlemedim açıkçası. Evet. İyi ki de hadi inşallah dedin. Evet. Vallahi. Evet. Hazırsan diğer sorumuza geçelim. Tamam. Geçelim. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi geçelim bakalım diğer sorumuza. Irak'ta Cumhuriyet döneminde şehit edilen ilk Türkmen kimdi? A. Doktor Necdet Koçak. B. Hidayet Arslan. C. Ata Hayrullah. D. Münir Kafili. Allah rahmet eylesin dördünde. Ben Münir abi tanırdım. Yani, öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Şehit olduğunda da arabasının yanındaydım, ilk görenlerdendim. Necdet Koçak, Ata Hayrullah, bunlar daha sonra ilklerden değil. Hepsini Allah rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun. Bütün şehitlerimize buradan amin. Allah'tan rahmet dilerim. Hidayet Türkiye'de Arslan, ve dünyanın her yerinde ölen bütün şehitlerimize, vefat eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Amin. Evet. Amin. Necdet Koçak ve Ata Hayrullah, Adil Abdullah. Bunlar dört şehitlerimiz. 16 evet. Ocak'ta. Ama ilk şehit değil diye düşünüyorum. Çünkü biz 1920'lerde de şehit verdik. Evet. Hidayet Arslan mezarı sanırım... Şehit edilen ilk Türkmen kim? İlk Türkmen. Evet. Ata Hayrullah komutandı. Yani emin değilsen jokerini kullan. Hadi inşallah. Hidayet Arslan. Benim tavsiyem sen bilirsin ama. Yani Münir Kafili ile Necdet Koçak değil. Hı. Ata Hayrullah la Hidayet Arslan. Yani bu ilk kelimesi biraz şey oldu da. Bilemesem de. Ata Hayrullah demek istiyorum. Ata Hayrullah demek istiyorsun. Yanlış bilirsen bütün jokerlerin gidecek. Eminsen işaretleyeceksin. İnşallah doğru bilmişimdir. Şehitlerimize karşı çok özen gösteririm de bu soruda acaba buranın atmosferi mi beni şey yaptı? İnşallah Ata Hayrullah'dır yani bildiğim. Şimdi burada çok fazla jokerlerle elenen oldu. Bilemezsen gidersin ama hislerin ne söylüyor? Tabii ki hak senin hakkın. Nasıl istersen öyle kullanabilirsin. Koçak değil. Hidayet Arslan. Dört şehidin ismini ben Gaziantep'teki derneğimizin şeyine de koymuşum. Her gün gözümün önünde olan bir fotoğraf isimleri. Ama ilk şehit edilen hangisiydi evet, diyorsun? Evet, ilk şehit edilen. Evet.
Hidayet Arslan diyorum. İyi düşün. Bak şokerlerim var. Ya da buna da mı hadi inşallah diyelim? Çünkü ben... Emin olamadın. Evet. Hatta ayrılanı düşünüyorum da aslında. O kadar şüphedeysen jokerlerinden kullanacak. Evet, şüphedeyim. Yani, Ata Hayrola diyorum da ben. Ata Hayrola belki olmayabilir. Evet. İade edelim mi bir tanesini? Peki, kendi elinle ver. Evet. Buyur o zaman. Yazı mı, Tura mı? Tura. Tura diyorsun. Hızlıca çevir bakalım. Hangisi diyecektin? Vallahi Hidayet Arslan. Hidayet Arslan'la Ata Hayrullah arasında kaldın. Kaldım, evet. Hangisi derdin? Çok Ata Hayrullah söyledim. Birini işaretle bakalım. Ben Ata Hayrullah'ı işaretleyeyim de. Evet. Yanlışsa da zaten. Bakalım cevabımız ne? Ata Hayrullah. Hidayet Arslan. Arslan. Çünkü bunun mezarını da sanki ziyaret etmiştim. Evet. Neyse son anda... Sağlık olsun. Son anda... Kurtardı. Evet. Hayırlısı olsun. Diğer sorumuz gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin bakalım. Tıpta... Hipertrikoz denilen hastalık halk arasında hangi adla anılır? Hipertrikoz denilen hastalık halk arasında hangi adla anılır? A. Kurt adam sendromu. B. Pinokyo sendromu. C. Cinderella sendromu. D. Gargamel sendromu. Hipertrikoz denilen hastalık halk arasında kurt adam sendromu, Cinderella sendromu, Pinokyo sendromu ve Gargamel. Yani halk arasında kurt adam daha şey geliyor bana. Kurt adam. Sözcüğü. Evet. Diğerlerini biz halk olarak sanmıyorum yani kullandığımızı. Hiç kurt adam gördün mü? Kurt adam filmi vardı. Filmi gerçeğini film... görmedin mi? Yok. Piyasada çok ya. Ne kurtlar var piyasada. Çakal daha çok da. Çakallar daha çok evet. Değil mi? Ama kurtlar da var ha. Bazen o çakallar kendilerini uyanık sanıyorlar. Kurt adamlar tarafından hallediliyorlar. Evet. Bunlar biliyorsun hepsi masal kahramanı. Evet. Değil mi? Cinderella. Kaç tane jokerimiz var bizim? Ooo joker maşallah 2, 4, 6, 7 tane jokerim var. Ne o jokerlere mi göz diktin? Valla tıpla ilgili hiçbir bilgim yok. Açıkçası. Emin olmadıysan jokerlerinden kullanacaksın. Evet. Tabii benim görevim senden o jokerleri geri almak. Benim de görevim senin vermemek. Görevin benden joker almak. Evet. Doğru mu? Yarış işte. Tamam. Peki, kurt adam sendromu. Nasıl istiyorsun? Nasıl bilebilecek mi? Ha? Yoksa joker mi kullanacak? Sevgili seyirciler, siz ne diyorsunuz? Hangisi? Ha?
sen bildin. Keşke seyircilere sorma bir şeyimiz olsaydı. Ben buradan onlarla görüşüyorum. Evet. Sen kafanı bozma. Ben oradan cevap alıyorum. Ha? Ne diyorsun? Bilemeyeceğim belli zaten. Sorma gibi seyircilere sor. Ne cevap verecekler? Ben bunu veriyorum tekrar alacağım. Şey mi? Joker'i verip tekrar alacağım. Teşekkürler, teşekkürler. Evet. Benim azalmıştı ya. Alıyorum. Alın, eşitlensin. Bak yanlış anlama, alıyorum ha. Veriyorum, evet. Evet. Hadi gel bakalım. Hadi inşallah diyelim bakalım. Bu fotoğrafı seviyorum aslında. Seviyorsun. Yani, ekrana yansıması da güzel, evet, olur. Yazımı Tuğra mı? Tuğra. Ben sorayım da tekrar. Tuğra. Tuğra diyorsun. Şöyle tutayım, hızlı çevir. Ey koçum benim, olmadı be. Bir joker daha mı veriyorum? Bir joker daha alayım. Üzülerek mi alıyorum, sevinerek mi alıyorum? Olsun. Ben de anlamadım. Ben ama üzüleyim ya. Yazık sana. Ta Antepler'den geldin ya. Hadi kazan inşallah. Şimdi yazı mı Tuğra mı? Yazı olsun. Yazı olsun. Çevir bakalım. Canın sağ olsun. Bak bu defa alırken üzüleceğim. Yine devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Evet, sıkıntı yok. Gördüm. Evet. Korumaya alayım onları. Evet. Yazdı mı Tuğra? Tuğra olsun bu sefer de. Tuğra. Hızlı. Evet, bak şu anda. Vallahi ya. Hadi ayrılın. Evet. Şimdi diğer sorumuzu alalım mı? Buna kurt adam diyecektim ben. Ha, cevabını ver bakalım. Kurt adam mı diyorsun? Yani. Tıpta hipertrikoz denilen hastalık halk arasında hangi adla alınır? A şıkkı kurt adam sendromu dedi Murat kardeşimiz. Evet. Bakalım. Doğru. Olsun ama emin değildin değil mi? Yani evet, diğerlerini halk arasında kullanacaklarını düşünmüyordum o sözcüklerden. Yani kurt adam sendromu halk arasında. Tamam, can sağ olsun, daha 4 tane jokerim var. Aynen. Hiç üzülme. Evet. 2 joker verdim bu şey. Bu soru. Olsun ya, ne olacak ki ya. Biz ne jokerler gördük ya. Evet. Evet, gelsin diye sorumuz. Gelsin. Hadi gelsin diye sorumuz. Ha. Kardeşim süre istemedik, soru istedik. Niye bitiriyorsunuz? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Canı sağ olsun. Sağlık olsun. Haftaya inşallah tekrar yarışacağız seninle. İnşallah. Oldu. Seni yerine alalım. Teşekkür ederim. Hadi, sağ ol Murat'ım. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hanımlar, beyler yine geldik. Bir haftanın sonuna. Süremiz maalesef bitti. Murat kardeşimiz de haftaya yine birlikte yarışacağız. İlk yarışmacımız yine Murat kardeşim olacak. Hepinize sağlıklar, esenlikler, saatler diliyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte Türkmenleri TV'de buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.